Merhabalar. 27 Mayıs 2012 Kahraman Olgaç hocamızı kaybedişimizin 3. yıl dönümü. Ezberbozan.net olarak kendisini sevgiyle ve saygıyla anıyoruz. Ve günün anısına 1973 yılında ilk uluslararası ustamız Nevzat Süer'le oynadığı bir partiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 73 yılının Türkiye birincisi Nevzat Süer hocamız bu arada. Partiyi ise hocamızın 73 yılında yayınladığı dergilerin 36. sayısında bulduğumu belirtmek isterim. D4 Atef6, Beyaz Kahraman Hoca, C4 C5, Benoni ile başlayıp sonrasında Çek Benoni diye adlandırılan, siyahlara çok tavsiye edilmeyen bir varyant. D4 at F6, C4 C5, D5 E5, at C3 ve D6. E4'e ise partide G6 oynanmış. Ama burada siyahlar daha çok fil E7, sonrasında da fil G5 ile C1'deki fili değişmeye çalışıyor günümüzde. Partide G6 oynanmıştı. At F3, fil G7. Yorumları Nevzat hocamızın kendi değerlendirmelerinden aldım. Özellikle soru ünlem gibi notasyonları. Ve fil E2, rok rok ve fil G4 analizde de soru olarak belirtilmiş. Siyah adına gerçekten pozisyonel bir hata. Çünkü C8'deki fil siyahın iyi fili. E2'deki fil ise merkez piyonlarından dolayı beyazın problemle kötü fili ve at D2 tabii ki beyaz bu fili değişmek için at D2 oynadı ve fil E2, vezir E2. Burada partide at D7 oynanmış fakat fil H6, yani siyah bari kötü filini değişseydi. Çünkü onun da E5, D6, C5 merkez kareleri siyah piyonlarla kaplanmış durumda. Ama at BD7 oynanmış. Şimdi beyazın tabii ki atağı vezir kanadından B hattını açmaya çalışacak. A3, B4, kale B4. Siyahın ise şah kanadından F5, F4, G5 gibi hamlelerle plan kurması gerekiyor. Şimdi at BD7'den sonra kale B1. Nevzat Hoca A3 daha iyi diye belirtmiş ama kale B1 de bence gayet mantıklı. Kale B1'e H5 siyah adına gerçekten çok kötü bir hamle. Çünkü F5 sürüşü siyah mutlaka yapmak zorunda. F5'e de EF5'e GF5 fakat H5'teki piyon boşta. Şimdi H5 at G4 fikriyle yapılmış ama beyazın da burada F4 oynamasını beklemek yani bence çok yanlış. Çünkü hem G7'deki fil rahatlıyor. E5 karesi atlar için güzel bir kare oluyor. H5 maalesef kötü bir hamle. At F3 ve at H7. Genellikle tabii H5 olmadan at E8 F5 manevraları daha mantıklı olurdu. H3 vezir E7 ve beyaz planına devam ediyor A3 ve F5. Şimdi EF5'e kale F5 bu gerçekten çok kötü bir hamle. Nevzat Hoca da kendi hamlesini çift soruyla değerlendirmiş.
Neden kötü sorusuna ise 4 karesi artık beyaz atlar için çok ideal bir kare. Gebeşe zıplayabilir. E6 karesi zayıf kare. Yani oyundaki siyahın en büyük hatası E4 karesini boşaltmak diyebiliriz. Ve nitekim hemen at E4 karesine güzelce yerleşti. Kale A8, fil E3. Şimdi siyah aceleci bir kararla kale F3, kalite feda ediyor. GF3'ten sonra şahın tabii önündeki G piyonu yok, şah biraz çıplak diyebiliriz ama siyahın da taşlarının beyaz şaha yaklaşabilmesi kolay değil. At B6. At B6'daki fikir uzun bir manevra sonrası F5'e gelebilmek. Ve şah G2 soru olarak yorumlanmış dergide. Şah H2 daha iyi. Nitekim birkaç hamle sonra şah H2'ye zaten oynuyor beyazlar. At C8 ve kale G1. Kale G1 tabii G6 piyonunun zayıflığını sorguluyor. Vezir D7 ata yol veriyor. Ve şimdi şah H2 ve at E7, kale G2, G hattında kaleler duble yapılacak. Kale F7'ye, kale B G1. Şimdi ise at F8, E6 karesinin denetimi için F8'de bekleyecek uzun bir süre. Ve at G5 ve kale F6. Şu anda kale, siyah kale bayağı zor durumda. Ben bu partiyi 80'li yıllarda incelemiştim ve Kahraman Hoca'ya da yorumlarımı, yani bu kadar büyük bir işkence yapılmaz, siz de izleyeceksiniz. Şimdi at E4 tekrar, kale F7 ve arada B4. Tabii ki beyazın planları dahilinde B dikeyini açmaya çalışacak. B6 ve tekrar at G5. Tabii o yıllarda bir de ajurne olayı var. Arkadaşlarımızın bazıları hatırlayacak. 40 hamleyi doldurmaya katkısı da oluyor bu tür tekrar hamlelerinin. Kale F6, tekrar at E4, kale F7. Hocaya neden bu kadar çok hamle tekrarı yaptığını sorduğumda, koskoca Nevzat Süveri yeniyorum. Tabii ki zevkini çıkaracağım diye cevap vermişti. Tekrar at E4, kale F7 ve BC5, BC5 ve B hattı beyaz lehine açılmış durumda. Tekrar at G5. Kale F6. At E4. Kale F7. Gerçekten tam bir sinir harbi yaşanıyor. Kale F5. At E4. Kale F7. Ve kale B1. Burada tabii ki beyaz çok ama çok üstün. At F5'e. Tekrar at G5. Kale F6, at E4, kale F7, at G5, kale F6 ve kale B8. Siyahın yapacak hiçbir şeyi yok neredeyse. Beyazın tehditlerini korumaya çalışıyor. Ve at H4 ve kale G3. Şimdi vezir F5 oynamış siyah burada. Bu gerçekten kaybı iyice hızlandırıyor. Çünkü artık at E4'e, kale istekte, sadece kale F7 oynayabiliyor. Ve at D6'dan sonra
beyaz kazanır. Ve siyah mecburen beyazın kalite fedasını kabul etmek zorunda. Kale F3, kale F3. Şimdi D6'daki piyon boşta. Burada Kahraman Hoca çok güzel bir hamle yapıyor. Bir tempo daha. Ve şah G2. Kale nereye giderse gitsin. Kale F7 oynanmış. F5'e de gitse D6 piyadesini kaleyi isteyerek alıyor. Ve kale C7'ye yine ata 4. Aslında bu parti GF5'in ne kadar gerekli olduğunda bir kere daha göstermiş oluyor bize. Ve şah F7'ye at C5 ve fil F6'ya son darbede oldukça güzel. Kale F6, kale F8 pardon. Şah F8'e at E6 ve siyah terk ediyor.